Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet arkadaşlar, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Merkez Bankası'nın son durum itibariyle elinde ne kadar miktarda short pozisyon taşıyor, bu short pozisyonların maliyeti nedir ve son uzlaşma fiyatına, son kapanış fiyatına göre Merkez Bankası'nın bir hesap kitap durumunu, kar zarar durumunu sizlere aktarmaktayım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Merkez Bankası özellikle Ağustos 2018 tarihindeki kur krizi sonrasında 31 Ağustos tarihi itibariyle özel bir yetki aldı ve normal bir oyuncuymuş gibi piyasada viyop piyasasında işlem yapma yetkisini elde etmiş durumda ve o tarihten bugüne kadar ise ağırlıklı olarak short pozisyonlar almak kaydıyla dolar üzerinde bir baskı veya bir psikolojik unsur yaratmaya çalışmakta. Geçtiğimiz aylar itibariyle Merkez Bankası'nın elinde taşımakta olduğu yüklü pozisyonları oldukça kazançlı bir şekilde kapatabildiğini sizlere geçmiş analizlerimde aktarmıştım. Ancak şu anki durum çok daha farklı bir boyut kazandı ve dolardaki atak, dolardaki yükseliş Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu short pozisyonların maliyetlerinin oldukça üzerine çıkınca Merkez Bankası artık zarar yazmaya başladı. Hem de oldukça ciddi zararlar yazmaya başladı. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın zararları ile ilgili olarak çeşitli yorumlar yapılmakta. Geçmiş aylarda Merkez Bankası pozisyonlarını oldukça kazançlı bir şekilde kapatmıştı. Şu an zarar yazsa ne olur şeklinde bir takım yorumlar oluyor ama bunların hiçbirisine katılmak mümkün değil. Merkez Bankası'nın görevi elbette ki dolar veya piyasalarda belli elindeki araçları kullanmak kaydıyla bir dengeleme unsuru, bir spekülatif hareketleri engelleyici bir görev veya bir misyon üstlenmiş olmasıdır. Ama bunu yaparken de Merkez Bankası'nın parasını bilinçsiz bir şekilde kullanmak, hele hele zarar edebileceği konumlara getirmek Merkez Bankası'nın yapması gereken bir şey değildir. Biraz sonra sizlere Merkez Bankası'nın ne kadar miktarda zararda olduğunu ifade edeceğim ve takdiri de sizlere bırakacağım. Merkez Bankası bu kadar pozisyonun altından nasıl kalkacak? Bu pozisyonları nasıl karlı bir şekilde kapatacak? Veya dolardaki yönün yukarı yönlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yukarı eğilim devam ettikçe Merkez Bankası'nın zararı da doğal olarak büyümüş olacaktır eğer bu pozisyonları kapatmaz ise. Bir yandan vade sorunu beklemeden bir an önce kapatmak şeklinde bir tavır içerisine girecek olur ise elindeki short pozisyonları ters pozisyonla yani long pozisyonlar açmak kaydıyla kapatabileceği için bu kadar miktarın long pozisyona dönmesi durumunda ise yeni bir alım dalgası dolar TL için daha farklı, beklenenin çok daha ötesinde ters yönlü bir etki yapmış olacaktır. İşte bütün bunlar akıldaki cevap bekleyen sorulardır. Merkez Bankası ne düşünüyor, ne planlıyor? İnanınız bilmiyorum. Çünkü eğer Merkez Bankası doların bu denli yükseliş kaydedebileceğini hesap etmeksizin bu short pozisyonları açtıysa gerçekten çok önemli bir strateji hatası yapmıştır demektir. Ve bu hatanın maliyeti şu an oldukça yüksek boyutlara ulaşmış olmakla birlikte önümüzdeki süreçte dolar TL'deki yükseliş, doğal olarak viyop kurlarındaki yükseliş sonucunda ortaya çıkabilecek olan tablo çok daha vahim boyutlara ulaşabilecektir. Evet sevgili arkadaşlar, Nisan vadeyi ben daha önceki analizlerimde öncelikle geçtiğimiz hafta itibariyle hangi ne miktarda pozisyon aldığını, son ay itibariyle ne miktarda pozisyonu olduğunu ve bütün vade itibariyle kümülatif pozisyon dediğimiz pozisyonlarını tek tek veriyordum. Şu anda arkadaşlar geçtiğimiz hafta veya ay bazında değerlendirme yapmaya gerek yok. Çünkü Merkez Bankası yaklaşık bir aydır herhangi bir şekilde short pozisyon açmıyor. Özellikle doların 5,50 üzerine yerleşmesini müteakip Merkez Bankası'nın ekstra pozisyon almadığını görmekteyiz. Yine bu analizimde bir farklılık olarak ileri vadelerdeki pozisyonlara pek yer vermiyordum. Bu analizde bütün vadeleri yani Haziran'dan Ağustos'a, Ekim'e ve Aralık'a kadar bütün vadeleri tek tek anlatacağım sizlere. Evet sevgili arkadaşlar, Nisan 2019 vade şu an içinde bulunduğumuz vade itibariyle
Merkez Bankası'nın elinde 1.332.524 adet short pozisyon bulunuyor ve bu short pozisyonların maliyeti 5.59.60 civarında. Ortalama maliyeti tabii ki. Arkadaşlar, son kapanış itibariyle, cuma günü kapanışı itibariyle uzlaşma fiyatımız 5.78.80. Yani Merkez Bankası Nisan vade itibariyle maliyetinin oldukça gerisinde kalmış durumda veya piyasa daha ileride kalmış durumda. Mayıs vadeye geçelim arkadaşlar. Mayıs vade itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir pozisyonu bulunmuyor. Zira Mayıs vade henüz Nisan başında aktif olan bir kontrattır. Ve Mayıs vade itibariyle bilginiz olması bakımından 5.89 rakamını görmekteyiz uzlaşma fiyatı olarak. Arkadaşlar, Mayıs vadeden itibaren Haziran vadeye geçiyoruz. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 1.059.741 adet short pozisyon bulunuyor. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.69.10 seviyelerinde. Arkadaşlar, Haziran vadenin son kapanış tarihi itibariyle 5.98.05 şeklinde bir uzlaşma değeri bulunuyor ki burada da Merkez Bankası'nın maliyetinin oldukça üzerinde bir tablonun olduğunu görmekteyiz. Gelelim arkadaşlar Ağustos vadeye. Ağustos vadede 685.539 adet short pozisyon taşıyor. Ortalama maliyeti 5.90-5.91 diyelim yuvarlak hesap olarak. Merkez Bankası'nın bu miktardaki short pozisyonunun karşılığında 5.91'lik maliyetin karşılığında son uzlaşma fiyatına bakıyoruz. 6.18 olarak görmekteyiz Ağustos vade için. Arkadaşlar, gelelim Ekim vadeye. Ekim vade itibariyle ise Merkez Bankası'nın elinde 137.372 kontrat short pozisyon bulunuyor. Ortalaması ise 6.04 imiş. Ekim vadenin son kapanışına baktığımız zaman ise arkadaşlar 6.35 olarak görmekteyiz. 6.3557 olarak görmekteyiz son uzlaşma değerini. Aralık vade itibariyle ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın elinde 116.503 kontrat short pozisyon bulunuyor. Aralık vade itibariyle de 6.19 küsürlük bir maliyeti bulunuyor Merkez Bankası'nın. Şimdi değerli arkadaşlar, Aralık vade itibariyle arkadaşlar 6.58 son kapanış son uzlaşma fiyatımız olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar, gelelim bu veriler sonrasında Merkez Bankası'nın bir hesabını, bir short pozisyonların an itibariyle muhasebesini çıkarmaya. Öncelikle şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın ne oranda bir kaldıraç kullandığını bilmiyorum. Biop işlemleri yapmakta olan arkadaşlarım yakinen bilirler ki biop işlemlerinde kaldıraç kullanılmakta, yani 1'e 3, 1'e 5 vesaire şeklinde, ama piyasada normal olarak kullanılan, genellikle kullanılmakta olan kaldıraç oranı 1'e 10 şeklindedir. Merkez Bankası'nın ne oranda kaldıraç kullandığını bilmemekle birlikte biz genel kural dahilinde 1'e 10 kullandığını varsaymak şartıyla bu şekilde bir simülasyon hesabı yapıyorum arkadaşlar. Eğer ki Merkez Bankası 1'e 10 şeklinde bir kaldıraç kullanıyorsa şu şekilde bir zararı olacaktır. Farklı bir kaldıraç oranı kullanıyorsa bu zarar miktarı doğal olarak daha az olacaktır. Bunu net olarak bilmek mümkün değil tabii ki. Evet değerli dostlar, bunun bir simülasyon çalışması olduğunu ifade etmiştim. Bunu bir kez daha vurguladıktan sonra arkadaşlar, Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 402.000 küsurat kontrat bulunmaktaydı. Ve bu kontrat miktarına bağlı olarak Merkez Bankası vade sonunda 97.267.000 TL zararla bu pozisyonların hepsini kapattı. Kapattı derken vade sonunda kendiliğinden kapanmasını sağladı. Herhangi bir ekstra işlem yapmayarak. Mart vadeyi 100 milyon civarındaki bir zararla geride bıraktı. Ancak şu anda açık olan vadeler Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık vadeleridir. Nisan vade itibariyle biraz önce tespit ettiğimiz gibi 1.332.524 kontrat short pozisyon taşıyor. Bir kontratın birim fiyatı 415 TL'dir. Toplam değeri, bu pozisyonların toplam değeri 552.997.000 yuvarlak olarak 553 milyon diyelim. Ortalama maliyetinin 5.59.60 olduğunu sizlere biraz önce ifade etmiştim. Son uzlaşma fiyatımız 5.78.80 olduğu için bu aradaki fark
çok önemli bir miktar diyebileceğimiz 255.844.000 TL gibi bir zararın şu anki son kapanış fiyatıyla oluşmasına sebep olmuş durumdadır. Ortalama %46.27'lik zararlı bir konumda bulunuyor Nisan vade itibariyle. Haziran vadeye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın elinde 1.059.741 kontrat short pozisyon bulunuyor. Ortalama maliyeti 5.69.10 idi. Haziran vadenin arkadaşlar son uzlaşma fiyatı 5.98.05 ise bu durumda 307 milyon diyelim artık buna. 307 milyon TL ve bir başka ifadeyle %70 civarında zararlı konumda bulunuyor. Ağustos vadeye geldiğimiz zaman 685.539 kontratlık bir short pozisyon taşıdığını görüyoruz. 285 milyon TL civarında bir toplam değeri bulunuyor bu pozisyonun. Ortalama maliyeti 5.90.90 olarak görülüyor. Kapanışı ise uzlaşma fiyatımız, son uzlaşma fiyatımız 6.18.67. Bu durumda ise yaklaşık 190 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Ya bu da %66-%67'lik bir orana tekabül etmekte. Ekim vadeye baktığımız zaman 137.372 kontrat bulunuyor. Bu pozisyonun toplam büyüklüğü 57 milyon TL. 6.04 ortalaması bulunuyor. Kapanış 6.36 son kapanış. Bu durumda ise 44 milyon TL'lik bir zarar var. Yaklaşık %77. Aralık vadeye baktığımız zaman ise arkadaşlar 116.503 kontratın mevcut olduğunu görüyoruz. Bunun büyüklüğü 48.3 milyon TL. 6.19 civarında bir maliyeti bulunuyor. Ve uzlaşma fiyatı ise 6.58.28 olması nedeniyle 44-45 milyon TL'lik bir zarar veya %93 oranına ulaşmış bir zarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası şu anda 1.5 milyar TL tutarında bir pozisyon büyüklüğü taşıyor. Bu miktardaki pozisyondan şu anki zararına baktığımız zaman 936 milyon 186 bin TL Merkez Bankası'nın zararı bulunuyor. Yaklaşık 1 milyar TL'ye yakın bir zarar. Taşıdığı pozisyonun büyüklüğü 1.5 milyar TL, edilen zarar 1 milyar TL. Arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir oran. Şuradaki oranlardan da zaten görüyorsunuz. Her vadede neredeyse %50'nin üzerinde, hatta %90'lara 80'lere varan zararlar söz konusu. Ama hala Merkez Bankası beklemede. Kim bilir hangi hesabı var, ne düşünüyor, bunları bilmek tabii ki mümkün değil. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın taşımış olduğu pozisyonun dolar bazındaki büyüklüğüne baktığımız zaman ise 268,5 milyon dolar bir pozisyon taşıyor ve Merkez Bankası'nın son kapanış itibariyle zararı 162 milyon 250 bin dolar. 162 milyon 250 bin dolar Merkez Bankası dolar bazında şu anda zararda bulunuyor. Arkadaşlar bu hesapları sizlere aktardım. Takdir sizlerindir tabii ki. Nasıl yorumlarsanız bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar Viyop konusuna girmiş iken önümüzdeki hafta itibariyle Viyop dolarda hangi seviyelere, hangi pivot seviyelerine dikkat etmemiz gerektiği konusuna bir göz atmış olalım. Değerli dostlar, Viyop'ta görmekte olduğunuz bir sarı bandımız bulunuyor. Artık bu sarı band, yani 5.60 seviyesi çok önemli bir destek konumuna gelmiştir. Olası geri çekilmelerde veya sizlere dün aktarmış olduğum bir sohbet videom vardı. Bu videonun devamında bunu ben ekleyeceğim, dinlemek isteyenler dinleyebilirler. Bu videomda olası bir seçimlerin iptal edilmesiyle alakalı belirsizliğin ortadan kalkması durumunda dolarda bir geri çekilme olabilir. Böyle bir ihtimal söz konusudur. İşte bu şekilde bir geri çekilme söz konusu olur ise sert hareketler gündeme gelebilir. Ama bu sert hareketlerin kalıcı olması gibi bir durumun hiçbir şekilde beklemediğimi de ifade etmiştim. Sadece önemli bir belirsizliğin ortadan kalkmasını müteakip olarak mazbatanın Sayın İmamoğlu'na teslim edilmesi ile İstanbul seçimlerinin sonuçlanması gibi bir tablo söz konusu olursa bir kar realizasyonu veya kısa süreli bir düzeltme olabilir. İşte bu böyle bir durum eğer olur ise, bakınız eğer olur ise diyorum, 5.60'a kadar devam edebilecek, şuradaki ana hatta kadar devam edebilecek bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu seviyeye kadar geri çekilme devam eder mi? Bunu net olarak bilmek mümkün değildir. Ama bu seviye önemli bir kırmızı çizgidir. Ben de burayı sarı hat olarak biraz daha belirgin olması bakımından sizlere göstermek istedim. Arkadaşlar bu hafta için, bakınız geçtiğimiz hafta itibariyle
vermiş olduğum pivot seviyelerinde, geçtiğimiz haftanın sonunda verdiğim pivot ve bu hafta geçerli olmak kaydıyla verilen pivot değerlerinde 5.70 üzerinde kalınması durumunda 5.80 atağının mümkün olabileceğini öngörmüştü pivot sistemimiz. Hatta 5.80'in üzerinde kalınması durumunda 5.93-94'e kadar devam edebilecek bir atak olasılığını pivot sistem tespit etmişti. Zira biz geçtiğimiz hafta itibariyle 5.70'in altında pek kalıcı olmadık ve 5.85'lere kadar devam eden bir yükseliş yaşayabildik 5.70'in üzerinde kalabilmek üzere. Bu hafta için arkadaşlar 5.77 seviyesi önemli bir pivot noktası konumunda. Bu seviyenin aşağısına gelmez isek, bu seviye üzerinde kalmaya devam eder isek nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabı 5.86 olarak görülmekte. Zira arkadaşlar 5.86 seviyesi zaten 2 hafta önce görülen bir zirve seviyesiydi. Bu seviye şu anda pivot sistemin radarına girmiş durumda. Öncelikle dikkat etmemiz gereken seviye 5.86.50 seviyesi. Şayet buradan bir geri dönüş olmaz, bu seviye üzerine bir yerleşim söz konusu olur ise, bu seviye bir destek haline getirilir ise, bu durumda nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtı ise 5.93 olarak görülmekte. 5.93'e kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimali doğmuş demektir. Buranın da aşılması durumunda bu kez aynı düşünce, aynı mantıkla 6.602'ye kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığı teknik manada oluşmuştur demektir. 5.77'nin aşağısında kalan bir dolar seyrine tanık olacak olur isek bu durumda 5.70'e kadar, az önce sizlere belirtmiş olduğum şuradaki nokta 5.60 idi. Eğer 5.70'te kırılacak olur ise bu durumda 5.60'a 5.60 5.62 bölgesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimali doğmuş demektir. Arkadaşlar bu vermiş olduğum rakamlar hafta geneli için geçerli olan rakamlardır. Bu hafta boyunca takip etmemiz gereken rakamlardır. Bu rakamları bir köşeye not etmenizde yarar görmekteyim. Günlük rakamlara bakacak olur isek değerli dostlar, pazartesi günü için takip etmemiz gereken seviyeler ise 5.79 seviyesini veya 5.80 seviyesini bir pivot seviyesi olarak belirlemiş durumda. Son kapanışımız 5.78.50 civarında gerçekleşti ama o anlar itibariyle dolar kurunda bir geri çekilme söz konusuydu. USD-TR'ye kurumuzda bir geri çekilme söz konusuydu. Eğer pazartesi günü pazartesi günü gece itibariyle dolar TL 5.78-5.80 bölgesinde piyasalara haftaya başlayacak olursa bu seviyenin 5.80 üzerine çıkıp yerleşip yerleşmediğini yakından takip etmek gerekecektir. Zira dediğim olasılık dahilinde haftaya 5.82-5.83 seviyelerinden başlanma olasılığı yüksek görülmekte. Ancak önemli olan 5.80 üzerinde kalıp kalamadığımızdır. Bu seviye üzerinde kalıyor isek 5.82'yi 5.82'nin üzerinde bir yerleşimin söz konusu olduğuna tanık oluyorsak 5.86 seviyesine yönelik atakları buranın da aşılması durumunda 5.89 seviyesini yakından takip etmeliyiz. O halde arkadaşlar pazartesi günü için 3 önemli seviye dikkat çekiyor. 5.80, 5.82 özellikle 5.82'nin üzerinde kalıp kalınamaması 5.86'ya kadar yeni bir atağın oluşmasını sağlayacaktır. 5.86'nın da aşılması durumunda yakından takip etmemiz gereken seviye 5.88-5.89 olarak görülmekte. Değerli dostlar, evet Viyop konusunda sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlardan ibaret. Az önce arkadaşlar ifade etmeyi unuttum. Vermiş olduğum bilgiler Matrix veri ve analiz programının verileridir. Kaynağımız tamamıyla odur. O veriler dahilinde sizlere bilgi aktarmaktayım. Evet sevgili arkadaşlar, hemen hemen her akşam sizlere Viyop konusunda ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ekstra bir işlem var ise bunlar konusunda bilgiler aktarıyorum. Viyop'la ilgili ve Merkez Bankası'nın işlemleriyle ilgili olarak aktarmakta olduğum verileri anlık bir şekilde haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. Efendim iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalınız. Selamlar, saygılar.